Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Baldur's Gate 3'e devam ediyoruz. En son buraya bir mızrak almak için gelmiştik. Gölge Yürek'in ihtiyacı varmış o mızrağa ve burada savaştık. Savaşçılarla bir şekilde almasını bildik. Şimdi nereye gideceğiz? O geldiğimiz yer vardı ya, oraya gidip aşağı suyun aşağısına inmemiz gerekiyor. Galiba orası da burasıydı. Aynen öyle. Önden Gölge Yürek gitsin. Bakalım. Şimdi nasıl olacak? Hazırız, evet. Mızrağı aldık, seti aldık, başlığı aldık, her şeyi aldık yani. Trepidation and awe ripple through you as you enter the water. Beyond Bloodshed's domain. Şar'ın diyarı gölge yarına geçiyormuşuz buradan. Ama suyun altında boğulmuyorlar mı suyun altında acaba? Başka bir evrene gidiyoruz hala herhalde buradan. Evet, bir şeyler oluyor. Belli. Evet, bambaşka bir yere geldik şu an. Bakalım burada nasıl şeyler var. O rüyalarımızda gördüğümüz yere benzemiyor mu burası? Biraz o tarafı andırıyor gibi sanki. Onun alemine gelmişiz Şar'ın. Gölge yarı. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Herhalde burası zıplamak şey yapmayacak. Bize zarar vermeyecek diye düşünüyorum. Evet, zarar vermiyor. Başka bir alem mi burası? Uzay boşluğu gibi. Tepesine bin falan diyor. Ne diyor lan bunlar? Shard'ın müritleri olması lazım bunlar. Uzun kılıç bırakmışlar bize. Şimdi nereden gideceğiz peki? O'ya basalım, daha iyi görürüz. Ha, şöyle taktiksel moda geçiyorum. Çünkü kamera bazen düzgün göstermiyor. Bu sefer bizi çok fazla uğraştırıyor ister istemez. Ya gel artık. Zıplayacak mısın? Ha, buraya zıplayacaksın önce ya. Öyle mi olacak? Aynen. Biz direkt aşağı inmeye çalışıyoruz. Kısa yolda. Tamam. Şimdi oraya geldiniz. Güzel. Burada kırık kalkan kara vekil miğferi var. Al bakalım. Artık çoğu şey almamayı düşünüyorum. Yani çok uğraşıyoruz envanteri dizmekle. Bir şeyleri satmakla. Zaten paraya da fazla ihtiyacımız yok. Şöyle kılıç mılıç gördüm mü alırım. Diğer şeylere bakmayı bile düşünmüyorum artık bu saatten sonra. En azından 10-15 bölümde bitsin de şu oyunu artık çok fazla uzatmayalım da. Çoğu şeye bakmayacağım bundan sonra. Yan görevlerin hepsine bakmayacağım. Onları canlı yayında yapmayı düşünüyorum. Yine canlı yayında bir serimiz daha olacak biliyorsunuz. Orada hem hikayeye daha fazla bakarız, kitapları okuruz teker teker. Ve canlı yayınların daha sonrasında yayınları devam edecek. Yani bence hem canlı yayın yapıp hem de video çekeceğim o anda. Video serisi daha sonrasında parça parça gelecektir. Sıkıntı yok yani. Sonradan izleyebilirsiniz rahat bir şekilde. Evet, burada birisi var. Bakalım kimmiş bu? Gece şarkısı. You who have come to seek the praise of your wicked goddess. You who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Şeyden bahsetmişti. Bir kurban olacağından bahsetmişti. Kurban galiba bu. To be a dark justicia is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude until of course your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price. Evet, mürit olmak için bunu öldürmek zorundaymış ama başka bir şeyler olduğu daha söylüyordu. Acaba ne? Bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty.
to the Pan Night Song is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Şimdi. Güveniyorum. Güveniyorum. Müdahale etmeyeceğim. Your goddess, I, empowered to kill the child of a god. Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child, frightened by... What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart, your own life? Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Şimdi ne yapması lazım gibi, öldürmesi mi lazım, öldürmemesi mi lazım? Yani tam olarak ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir dinle dinleyelim bakalım. Ne diyecek? Direkt elinde mızrak oluştu ya. Herhalde onu şar yaptı. Öldür diye, öldürmesi için. Öldürecek bu ya. Yo. Aa, attı. Çok iyi. Ya ne uğraşıyorsun şarla ya? Karanlık efendi değil mi o sonuçta? Boş ver. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Acaba şey mi olacak? Tahmini söylüyorum tabii. Gölge Yürek'in ruhban sınıfı mı değişecek kabul etmediği için? Olabilir mi? Ruhban sınıfının çünkü farklı şeyleri var. Efendileri var. Bakalım. Gerçi o efendileri daha ulaşmadık herhalde. Seviye atlamak lazımdı ruhban sınıfında. Ölüyor mu şu an? Ne oluyor? Kendini yok ediyor herhalde. Benim anladığım. Veya başka bir şey mi oluyor? Oo. Kanatları falan çıktı. Bunu beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ne oldu buna böyle ya? Güç verildi herhalde buna şu an. Eski haline döndü galiba. Don't you find it so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the... Yoksa şar bu mu acaba? But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. Yok değildir ya. Your power is great. So too must Ay Hanım'ı. You must choose what you will. Bu da Ay Hanım'ına mı inanıyor yani? Ay Hanım'ı tarafına mı inanıyor? Bakalım göreceğiz. Are you ready? Hazırım. Neye hazır mıyım? Ne olacak? Getirek Thor'u öldürmeye hazırım. Hadi gidelim. Bu bize herhalde yardım edecek o Ketherick Thorm savaşında. Güzel. Gelecek yanımıza iyi olacak. Lady Shar won't stand for us to be here, not after what we did. That's what frightens me. She must be angry. Artık kutsaması olmadığı için üzerini duyamıyormuş. Tamam. Get out of here. The
Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there. Tamam. Şimdi Ay Doğumu kulelerine gidip Keterek Thorn'u orada öldürmeye çalışacağız. Bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Ödül ne geldi? Gece şarkısını kurtardık. Selune kızını kurtardığımız için bizi kutsadı. Selune kutsamaz geldi şimdi. Selune. Ay ışığı sırıklı kılıç gelmiş. Nadir. Tek elli mi çift elli mi? 5-17 galiba çift elli bu ama bakacağım. İnşallah tek ellidir. Ya çift elli yapmasaydın keşke. Peki ne veriyor bu? Bakalım 5-17 hasar. Kılıcı parıldıyormuş. Bu nesne 6 metreleri çapında parlayan bir ışıkla parıldıyor. Bunu kullanabiliyor ama. Bunu kullanabiliyor. Bence kalsın elinde. Tamam hani kalkar olmayacak ama sonuçta Durit olduğu için güçlü bir karakterimiz. O yüzden arkadaşlar sıkıntı yok. Vay be. Ne savaşçıymış bu da. Gözlere bakın. Aydınlatıyor orayı. Tamam. Şimdi Şahar'ın burada laneti vardı ya. Kesin burada Şahar'ın laneti var. Karanlık Efendi olduğu için. Gölge Efendisi olduğu için. Demek ki Selune'de ışık Efendisi diye düşünüyorum. Bak şu an atıyorum yani. Tahmin ediyorum sadece. Bunları canlandıramazsın değil mi? Üzüldü bak onları görünce. İnsanları öldürmek zorunda kalmıştık ya o şeyde. Kamp alanında. Onları gördü orada. Keterek Thorn geliyoruz. İntikam bizim olacak. Şimdi. Buradan çıkalım artık. Herhalde burada görebilecek bir şey yok. Yine şu kemik yığınına bakacağım. İçim gidiyor bakmazsam. İllaki bir şey vardır. Olması lazım yani bence. O kadar kemik koyuyorsan bir şeyler koyman lazımdı ama koymamışlar maalesef. Tütsü kasesi var. Neyse çıkalım. Ölüler kim acaba? Çıkıyorum. Shadowheart, what happened? You were missing for a moment. I thought I was this is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? Worse than failed her. I defied her. Just because of what that Asimar said. Ama o bize yardım edecek. Bak görüyorsun. But Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of a thousand people. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. Şey olmaz, şey olmaz. Geçer, zamanla geçer. Takma kafaya bu kadar. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her. Onu güçlendiren kimin olduğunu söylersek kalbi biraz kırılabilirmiş. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet. Night Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as. Tamam, şu Keterek Thorn'u öldürdükten sonra gece şarkısına bakarız. Bakalım senin hakkında ne bilgiler verecek bize. Çünkü hafızası kayıptı arkadaşlar. Hafızası yani gitmiş şeyin, gölgelekin hatırlamıyor geçmişini tam olarak. Onun hakkında biraz bilgi vereceğini söyledi. Of. Do you really need? I'm sorry. I have a lot on my mind.
Tamam. Devam edelim. Şimdi şeye gideceğiz. Ay doğumu kulelerine gideceğiz. Orada herhalde bizi direkt karşılayacaklar. Böyle bakıyorum. Ha burada şey var. Jahera mı neydi bunun ismi hatırlayamadım da. Buna bir can verelim biraz. Veya bakalım dinlenmemiz gerekiyor mu? Hayır. Büyülerimiz. Bunun 5. 4. seviyesi yok ama 2 tane bir kamp yapsak mı acaba ya? Kısa dinlenme çaksak. Bence yeterli arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çok da eksiğimiz yok. Bunlar da var yanımızda zaten. Sorun yok. Devam edelim. Gurleri öldürmüşler. Bunu da öldürmüşler. Direkt kampa gönder. Hiç uğraşma. Niye ışığı söndü şey? Ha, taktım bunu yanlışlıkla. Tamam pardon. Kampa göndereceğime silah tak demişim herhalde. Ben de ışık niye söndü? Anahtar bulduk. Onları kampa... Yakıcı yumruk onu kullanma şansımız var savaşta. Alıyorum o yüzden. Oo hepsini öldürmüşler. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. Seems like his prophecy missed a crucial part, though. Didn't say who gave the angel back her wings. Believe me. Evet, intikam sonunda. Çok yaşadı bence Ketherick Thorn. Gereğinden fazla yaşadı ve artık ölmeli. Biz de gelmek istiyor. Tabii ki gelebilirsin. Benim için bir şereftir. Bu bizde ekstra gelecek galiba. Takımdan birini çıkarmak zorunda kalmayacağız gibi duruyor. Evet, bizde geliyor. Çok güzel oldu. Canın niye az lan senin? Oğlum canın niye az lan? İç şunları bari de. Potumuz var, içebilirsin yani. Afiyet olsun. Hem de potumuz fazla fazla var yani. İnsan bir karakter veriyorsa değil mi? Hiç olmazsa full canla verir ya. Terbiyesizlere bakın. Falan anahtarlar lazım olacak. Asa lazım olur. Bütün tavuk gönder kampa. Oğlum. Uğraşmak istemiyorum. Daha çok uğraştırmak için gözüme gözüme sokuyorlar ya bu kıyafetleri, eşyaları. Ama şunu söyleyeyim. Artık oyunun sonu yaklaşıyor yani. Nereden baksanız yaklaşmıyor da. Artık yani yarısını geçtik. Bu saatten sonra her şeyi alacağım dostlar. Bütün potları, modları ne bulduysam alacağım. Ticaret yaparken. Paramı harcamak ve bitirmek istiyorum artık. Yoksa paramız boşa gidecek oyun bitince. Ya gene taktım ben bunu ya. Hep yanlış basıyorum sürekli. Kampa gönder diyeceğime direkt takıyorum. Abi oyunda şeyi sevdim. Bu kampa gönderme olayı çok güzel olmuş. Yani bunu yapamazsak çok zor da almamız bunları. Bütün karakterlerimiz dolacak. Bak yine abi tıklıyorum ben kampa gönderdi. Niye öyle çıkıyorsun ya? Evet çıkmamış bu sefer. Niye öyle gösterdi? Bunu takmış. Yine takmış yani. Hayret bir şey. Neyse mürit mola. Bak kampa gönder. Burada şeyler var. Avari Zarel. O Zarel'le bir ateş topu gönderelim. Yukarıda da düşmanlar var. Veya konuşalım mı? Konuşmak da aslında şey olabilir. Gel sen konuşsana dur. You dare show yourself here after all you have betrayed me. You have betrayed General Thorm. You have betrayed our god. Ben Saltık'a inanmıyorum. Kusura bakmayın. Biraz şeylik yaptık ama, kurnazlık yaptık ama olsun. Değerdi bence. İyilik için değerdi. Her şey değer.
Saltık maltık biz tanımıyoruz öyle birisine. Yanara çekil lan. Yanara çekilmedi. Attığımız blöp işe yaramadı maalesef. Ama ilk sıra bizde. Şimdi bakın arkadaşlar, yukarıda da şeyleri var. Okçuları var. Şimdi bu biraz kötü. Okçuların yukarıda olması gerçekten çok kötü. Onları nasıl aşağı indirebiliriz? Birincisi bu. İkincisi bende şey var. Sıçrama var. Ve sıçrayabiliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Ne harcıyorsun? Ya bonus aksiyon harcamasana kardeşim. Keşke bonus aksiyon harcamasaydın. Bizi yere atma şansı var. Ama yukarı çıktığımızda daha iyi vururuz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer yukarı çıkabilirsek çok daha iyi vururuz. Niye olmadı? Ya bu bir hata deme sakın ya. Ya böyle bir hata olmaz olsun. Abi oraya çıkması lazım. Bak o adam çıksa ben çıkabilirim oraya. Neden çıkamadık ki oraya? I don't know. Bilmiyorum. I don't know. O zaman şöyle yapalım. Konsantrasyonun var nasıl olsa. Şöyle gel bakalım. Bana sık. Neyse bunu sonra kullanırız. Zaten bu puan kalacak elimizde herhalde. Ekstra saldırı olacaktır. Zıplayabiliyor musun yukarıya? Keşke zıplayabilirsin. Aa zıplayabiliyor galiba. Vallahi zıplayabiliyor. Mükemmel oldu var ya, mükemmel. Şimdi bende bir tane büyü kitabı vardı. İttirme büyüsü. Acaba onu kullansam, ittirsem aşağıya nasıl olur veya vursam? Çift saldırı şansım var herhalde. Öldürürüm ben bunu böyle. Güzel. Bunları avlamak önemliydi başta arkadaşlar. Bana gelmesin de şöyle bekleyeyim olmazsa. Bunları öldürmek önemliydi. Şimdi kazık çıkardık oraya. Başka ne yapabiliriz? Şu dev biraz sorun çıkaracak gibi. Onlara lanet atabilirim. Lanet attığımda felaket atma daha doğrusu. Konsantrasyon aktif olacak ama başka ne yapabilirim bilmiyorum. Şöyle bakalım. Bize kutsama atabiliriz. O da önemli. Kutsama yapalım da. Bir saniye. İkinci büyüden yapalım. Sana da atarız hiç olmazsa. Tamamdır. Şimdi şöyle gel bakalım. Evet gel sendeyiz. Sen de şu hançer bulutunun son seviyesini yapar mısın buraya? Şöyle. Bayağı iyi vuruyor bu yalnız. Bayağı güzel vuruyor. Şurada bekleyebilirsin gel. Haydi bakalım. Sıra sende Jahera. Jahera dönüşemiyor. Ekstra geldiği için galiba çok fazla bir yetenek çıkmadı. Ama şu sarmaştırı açabilirsin. Güzel sarmaştırıldılar. Şöyle bekleyebilirsin. Sıra sende. Sen de böyle bekle tankla biz hiç olmazsa, tamam mı? Hazırlanma şeyin var mı senin? Belkran, sarsıntılı darben var. Yok. Tamam bekle orada. Dolaşık oldu. Iskalada güzel. Herkes de bizdir arkadaş. Iska. Çok iyi. İyi ama rahat gelemeyecekler. Dolaşık oluyor. Abi kara delik açtı ya. Da bir şey yapmadı. Garip. Allah'tan bunun konsantrasyonu geçmedi. Şimdi bu attığım büyü bir işe yarar mı? Diana.
karşı büyü yapıyor. Oo, konsantrasyon atışı yaptık orada. Biraz tehlikeliydi. Neyse. Biraz saklan. Şimdi kardeş sıra sende. Gel bakalım buraya. Ben bağırayım. Ye şunu. Bunu ye. Güzel. Yukarı çıkması çok iyi oldu ya karakterimin. Oradan bir artı sağlıyoruz. Şimdi konsantrasyon büyüsü yapamayız. Birincisi bu. Attığımız şu var. O yüzden atamıyoruz. Ne atabiliriz? Şunu atabiliriz. Geri ittirme şansımız var. Ama ilerleyemiyoruz. Ne attı ki bize? Yavaşlamış atmış. Tamam. Bu da konsantrasyon istiyor. Ulan her şey konsantrasyon istiyor. Bir tek şu ilahisiyle atabilirim. Ve onu öldürme şansım var. Ama ben şunu atacağım. Bunun canı çok fazla çünkü şu an. Bakalım. Yiyecek mi? 19. Güzel. Şimdi gel. Senle şöyle bir şey yapalım. Acaba şunu atsam geri dönerler mi? Çıkarlar mı şöyle yaparsam? Çıkmıyorlar. Ama şunu atabilirsin. Bunun zayıf olduğu bir şey var mı? Dur. Bu konsantrasyon istiyor mu? İstemiyor. Güzel. Ses hasarı yapalım. Şöyle. Dev öldü. Çok güzel. Geri girebilirsin. Devam. Şimdi sıra sende. Öldü mü? Oo, çok iyi. Öldü. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Bekle şurada. Depar at olmazsa. Tam önlerine bekle ki. Hedef sen ol. Heh. Tamamdır. Çok güzel. Vallahi hiç bana dokunmadan hepsi öldü ya. Ona çok sevindim. Devle ikisinin ölmesi çok iyi oldu gerçekten. Bu da yaklaşana kadar ölecek gibi. Aa, zıplıyor bak. Kurnaza bakın. Herkes yanımda kör oluyor. O yüzden vuramıyorlar. Başarılı atış. Tamam. Ama göremiyoruz. Sıkıntı orada. Göremiyoruz. Zıpla şuraya. Göremiyor. Şimdi... Dezavantajı var. Niye? Ne alaka? Hedef fazla yakın. Tamam. Biliyoruz. Yeterli hareket yok. Mükemmelsin ya. Vallahi mükemmelsin. O zaman şöyle yapalım. Iska mı? Ama asit var değil mi üzerinde? Asit olması lazım. Neyse vurdu. Bir şekilde vurdu sonuçta. Evet, sıra bizde. Aşağı zıplarsam hasar bayağı alacağım yalnız. O biraz can sıkıcı oldu. Ama buradan görebiliyorum düşmanları. Birisi de burada. Tepesine zıplasam acaba hasar verir mi? Veremem. Aşağı inme şansım var mıdır? Merdiven falan var mı burada? Veya zıplayabileceğim yüksek bir yer var mı? Burası daha iyi gibi ama. Bir dakika durun. Şimdi ayarlayacağız onu. Kesin aşağı inmeri vardır. Şuraya zıplayabiliyor musun? Şöyle gelsene. Bakalım. 24 diyor. Çok fazla hasar alacaksın ya. 14 falan diyor. Dur bakayım. 15. Daha biraz sonra zıplarsın. Sorun değil. Orada bekle. Amansız vahşilik iyileşme veriyor. Aksiyon. Ver şu iyileşmeyi kendine. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. Daha herkes hasar veriyorsun ya. Olmaz ki öyle.
Bu düşsün önemli değil de. Şu düşebilir, önemli değil. Abi bu ne böyle? Bu ne böyle? Öldü bile. Üzerinden geçtikleri için hasar aldı, ekstra hasar aldılar galiba. O yüzden bizim askerimiz öldü orada. Yapacak bir şey yok ama güzeldi. Gerçekten güzeldi yani. Gel, şöyle geldi. Heh. Buradan gör bakalım düşmanlarını. Şimdi. Biri öldü. Tamam, güzel. Jahera, sen de şuradan gel. Tabii önünü göremezsin galiba. Cık, göremiyor. Neyse, devam. Daha askerleri varmış. Yakıcı sıvı attı ama etkilemedi beni. Garip. Şeyi kapatın ya. Şunu öldürmek lazım. Hadi oğlum, görürsün oran. Aynen, görüyorsun. Öldür onu. Iska yapması güzel olmadı. Şimdi sıçramayacağım. Şunu gönderelim. Şimdi sıçrayabilir miyiz? 14. Atla bakalım. Oğlum bir canlı nasıl hayatta kalabildin ya? Şansa bak arkadaş. Böyle yapalım. Yine mi karanlık açtın oraya ya? Şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Artık buna ihtiyacımız yok. Şu kalabilir belki. Çünkü buradan geçmek zorundayız. Önümü şu an göremiyorum. Böyle saçmalık yok ya. Başta bunu almak lazım. Kanaması oldu. Tamam. Çok güzel. Heh, gölge gitti çünkü konsantrasyonu bozuldu arkadaşlar. O yüzden gölge kalmadı orada. Şimdi bununla şöyle bir saldırı yapalım. Bir dakika. Şu an konsantrasyonu var. Bu harcıyor mu konsantrasyon? Harcamıyor. Şuradan vurursam. Birinden biri olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir can kendine verdi. Ölümsüz şey var herhalde. Son anda ölmüyor galiba. Kendine bir can veriyor. Bu anda bir canı oldu orada. Anlamadım niye öyle oldu. Neyse. Şöyle bir şu
şunu kapat. Bunu aç olmazsa buradan. Güzel. Şuraya çek onu. Çekmiyor. Neyse sarmaştır. İyi burada yalnız. Abi nasıl ölür o? Yapma ya. O nasıl öldü öyle direkt? Hiç beklemiyordum ha. Vallahi Jahere öldü arkadaşlar. Aslında ölümsüzdü bu ama öldü. Vay canına ya. Direkt tek attı lan. Direkt tek attı ya. Farkında mısınız? Ya nasıl tek atabilir abi ona? Nasıl öldü? Bir dakika bunu canlandırma şansım var mı acaba? Bakayım parşömen falan varsa bir deneyeceğim şansımı. Herhalde vardır diye düşünüyorum. Vallahi yok. Diriltilemez diyor. Neyse artık. Ruhuna el fat ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eğri kılıç kullanıyormuş iki tane. Çantası varmış burada. Ama çok garip ya. Bilmiyorum çok garip oldu. Neyse çantayla gönderelim bari de. Bu garip oldu ya. Ama tek atmaması lazım. Bu kadar da kolay olmaması lazım. Bu kadın kolay ölemez ya. Direkt burada öldü. Yani böyle bir şey olamaz. Kadın çıplak kaldı bu arada. Ayıp oldu kadına. Zincir gömlek. Ağır zırh. Bunu 18 diyor lan. Bir dakika. Gerçi bizdekiler daha iyi de. Ağır zırh. Bendeki daha iyi. Gözcü kalkan. Kalkan darbesi veriyormuş. Bizdeki de güzel aslında. Yani fark etmiyor da. Böyle kampa gönderelim. Orta pullu zırh. Ben bunları nereden aldım bilmiyorum. Orta zırh. Bu benimki değil mi? Ben bunu giymişim diğerini ya. Heh, şöyle yapalım da. Kafam karıştı bir an. Şimdi. Sen de. Böyle aldım. Bende ne var? Evet bunda bir parazit var üzerinde. Saltık'ın koruyucusu. Saltık'la ilgili bu. Kampa gönder. Çürümüş muz var üzerinde ya. Çürümüş havuç var. Çok mantıklı. Bir de kendisi komutan olacak ha. Jahere üzüldüm ya. Keşke ölmeseydi. Bizim serimizde de maşallah herkes ölmedi mi? Hayatta kimse kalmadı yani. Bunlara bakmayacağım. Evet arkadaşlar seviye atlandı bakalım. Verelim seviyelerimizi. 9. seviye olduk. Ne geliyor 9. seviyede? Sınıf özelliklerine gelmiş. Ne geldi? Kritik vahşilik. Hızlı ve emin vuruş yapmak için eğitildin. Bir kritik vuruş yaptığında standart ekstra kritik vuruş zarına ek olarak bir hasar zarı daha atarsın. Hmm. Hem kritik vuruyor hem hasar vuruyor arkadaşlar. Hayvanı yüre değiştirme şey olabilir. Ayı kalbi güzel kalsın. Bayağı güçlendi karakterimiz yalnız. Şimdi gölge yürekte bakalım ne gelmiş.
Tabii ki Druid'den devam ediyoruz. 8. seviye oldu Druid'de. Yeni bir marifet hazırla falan diyor. Ha şey geldi tamam. İkinci özelliği vardı ya bu. Buna geç geliyor. Bir seviye Druid, bir seviye ruhbana verdiği için. Druid büyü lisesinden 2 baz büyü ve 1 adet 1. seviye büyü öğrenirsin. 1. seviye büyüyü her uzun dinlenme başına bir kez yapabilirsin. Bu 3 büyü için büyü kullanma etkeni İrfan'dır. Yetenekli. Şey verdik mi bunda? Kabiliyet arttırma. Aslında İrfan 20 yapsak. Aktör ne? Öncelik zarına artı 5 bonus alır ve gafil alamazsın diyor. Aslında öncelik zar olması güzel şeyde. Gölge yürekte. Yıldırım element uzmanı olsa yaptığın büyü yıldırım hasarına karşı olan direnci yok sayar. Ek olarak büyüyle yıldırım hasarı verdiğinde bir alamazsın. Bir alamazsın ne demek ya? Yıldırım büyüleri var ya bunda arkadaşlar. Bence yıldırıma verebiliriz ya. Bakın şey diyor. Mesela bir bazı düşmanların bir şey karşı direnci oluyor ya ateş veya yıldırım. Yıldırım hasarına karşı olan direnci yok sayar diyor. Çok güzel abi. Çok iyi. Bunu yapalım. Değişik bir şey olsun. Biraz yıldırım büyüsü veririz. Bakın şimdi yıldırım büyüsü hem bu var. Baktığınız zaman. Ha büyüm hazırlamam lazım. Yoksa büyüler buraya mı kaçtı? Bir dakika. Hem şu var. Bu çok önemli. Çok güzel bir büyü gerçekten. Hem de bir yıldırım büyüsü daha vardı. O nerede bilmiyorum. Nereye gitti o? Nereye kayboldu? Cidden bir yıldırım büyüsü vardı. Nereye gitti? Ha şu. Niye bu kayboldu? Baştan mı hazırladı acaba büyüleri? Galiba öyle yaptı. Neyse bunu aldık. Şimdi alabileceğimiz başka bir şey var mı burada almadığımız? Şunları bırakmışın. Bir dakika. Oo, bir daha hazırlamak lazım bunlara. Bir dakika durun arkadaşlar. Baştan bir hazırladım. Şimdi şöyle yapıyoruz. En baştan bir kere bana ilk seviyede yaraları iyileştirir. Bu bonus aksiyon bu aksiyonla hazırlanabiliyor. Bir şöyle yapalım. İlla ki lazım olacak. Gök gürültüsü lazım olur. Buz hançeri. 1. seviye büyü. Yani birinci seviyede başka vurabileceğim sarmaştır var ama gerek yok buna. Şu önemli ışık çıkartıyor. Düşmanları ortaya çıkartıyor. Şimdilik böyle kalsın. İkinci seviyede alabileceğim. Ne var mesela burada? Acaba ne var? Zehir koruması, metal ısıt var. Alev küresi var. Alev kılıcı. Konsantrasyon isteyen şeyleri yapmayacağım arkadaşlar. Konsantrasyon istiyorsa onu yapmayacağım. Almayacağım daha doğrusu. Dengelerini kaybettiriyor düşmanların. Bunu alalım bir tane kalsın ikinci seviyede. Gün ışığı geç onu. Bitki büyüt. Enerjiden korun. Yıldırım büyüsünü aldım. Bitki büyüt. Ölü taklidi yapmak var. Şimdi burada yalnız 4. seviyesi bir tane var. Afallama. Viran. Güzel bir özellik. Orman varlığı çağır. Buz fırtınası. Ateş duvarı. Tamam başka bir şey almayacağım. Şimdi alttan almaya devam edelim. Hayvanlarla konuşma özelliğini alacağım. Başta o önemli. Bir de bir yaratığa karanlıkta 12 metre menzile kadar görme kabiliyeti verirsin diyor. Bu da güzel de.
Kabiliyet geliştir. Konsantrasyon istiyor lan bunlarda. Bak bu istemiyor. Bu istiyor konsantrasyon. Tamam, şunu yapalım. Ben bunu aldım. Zaten ruhbanı ayarlı hepsi. Ruhbana bakmıyorum bile. Bunlar uygun. Şimdi Astero, sıra sende. Bakalım Astero'da neler gelecek? Yeni özellikler gelecek mi, gelmeyecek mi? Büyüler geldi. Başka bir şey gelmedi. Ekstra büyü alacağız. Üçüncü seviyede yıldırım oku var. Yaylım çağır var. Silah hasarı. Düşman çeviklik kurtarması ile kurtulabiliyormuş bundan. Gün ışığı. Bir eşyayı efsunlayıp gün ışığı, ışık ortaya çıkartıyormuşuz. Gerek yok buna. Bitki büyüt, enerjiden korun var. Geç. Şey yapalım. Yaylım çağır. Yıldırım oku 6.48 vuruyor. Silahın özünü kanalize edip geniş yıkıcı bir yaylım ateşine dönüştürürsün. Ha, silahı değiştiriyor. Biz şey yapalım. Yıldırım oku olsun. En güzeli bu. İki puan üçüncü seviyemiz varmış. Bu da üçüncü seviye büyüsü. Aynen. Değişik bir okmuş. Ama güzele benziyor. Bir dakika, paladin değil. Büyücü olacak. İki büyüler hazırlanacak. Şimdi büyülerde buz fırtınası. Ya bende hepsi var da alma şansım var. Halo katili var. Konsantrasyon istemeyen büyüler yapmak almak istiyorum. Bu mesela istemiyor. Birincisi bu. Elemental çağır. Bu da elemental çağırabiliyor. Aslında çağırabilir ha. Neden olmasın? Marifet geldi. Şimdi bunda da şey yapalım arkadaşlar. Uzmanlık yapalım. Şu hangisiydi o? Bir tane vardı. Element uzmanı yapalım. Evet. Genelde gelin büyüleri biliyorsunuz şey ateş üzerine şeye yıldırım verdik. Bunda ise daha farklı olsun. Ateş abi. Ateş soğuk var. Yıldırım ses. Ateş ses. Ateş olsun. Bunlar önemli dostlar. Şimdi bak ateş hasarları olan çok büyüleri var ama işte şeyde bir işe yaramıyor. Düşmanda ona karşı bir direnç olduğumu hiçbir işe yaramıyor. Tekrar baştan bunu yapmak zorundayız. Bakın hepsi değişti şu an. Ateş üzerinden gideceğim bu sefer. Şimdi ilk seviyede şu önemli, şu önemli biliyorsunuz. Şu yağ atarız, ateşleriz oraya bir güzel. Güzel olur bizim için. Görünmezlik alma şimdi. Kavurucu ışın alıyorum. Hançeri aldım. Şu alev küresi. Önce şunu alsak, bunu alsak. Daha sonrasında gaz formu var. Ateş kalkanı. Şunu aldım. Şunu aldım. Bir de şunu aldım. Tamam, yeterli bu kadar. Hazırız. Ot içebilirsin. Başka bir şey yok herhalde. Demir kaplı kalkan. Orada ölen birisi var. Seyyah Tayma. Öldürmüşler ya. Bu o muydu ya? Kısa boylu bir tane vardı ya. Tüccarımız değilmiş o. Başkasıymış. Yazık olmuş. Evet, şimdi karşı odada kesin Keterik Thorn var. O yüzden arkadaşlar şimdi
Burada bölümün sonuna geldik dostlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.